Değerli izleyiciler, insanoğlu hep doğaya karşı mücadele etmiş ve bunun için de çok özel sistemler geliştirmiştir. Şimdi sahneye gelen girişimcimizin de çok şaşırtıcı bir fikri var. O fikrine yatırım bulursa bundan sonra ağaçlar siz isteyince açacak, siz istemeyince açmayacak. Evet, Yusuf Özdemir çok farklı fikriyle geliyor. İsmim Yusuf Özdemir. Malatya Yeşilyurt doğumluyum. Ben dikkatimi çeken bir şey oldu. Malatya'da soğuktan her zaman gaysılar yanmaktaydı. Ben de bu nedenle bir makine icat ettim. Eğer bu makine piyasaya sunulursa inanıyorum ki dünya üzerinde bundan sonra soğuktan hiçbir ağaç yanmayacaktır. Bu makinenin bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Ben projeme çok güveniyorum, iddialıyım. Yusuf Özdemir, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim sizlere. Projenizin adı ağaçları geç açtıran makine. Evet. Ağaçlar niye geç açsın ki? Bırakın zamanda açsınlar. Olmaz mı? Ağaç soğuktan yandığı için gece açtırıyoruz, yanmıyor. Ha, yani biz iklimsel zorluklara karşı ağacı dondurup durdurup ona göre açtırıyoruz. Evet. Diyorsunuz mevsimi ben kendim ayarlayabilirim. Yok yani ayarlayamayız. Şey yaparız. Peki efendim, Yusuf Özdemir. Ağaçları bakalım nasıl zamanına göre açtırıyor, zamanına göre kapattırıyor. Buyursun. İsmim Yusuf Özdemir, Malatyalıyım. Mısır El-Eser Üniversitesi mezunuyum. 2 yıllık ilahiyatına denklik aldım. Ben 30 yıllık çiftçiyim. Yaklaşık 1200 kök benim kabağış var, yani bir bahçe var. Şimdi orada her sene soğuktan ağaçlar yanmakta, çiçekler yanmakta. Çiçekler yandığı için ürün kaybolmakta veyahut da hiç ürün olmamakta. Mesela bu sene Malatya'da hiç ürün olmadı. %95 zarar var soğuktan. Bu nedenle ben de böyle bir fikir düşündüm. Ağacı ben bir ay gece açtırarak onu soğuktan korumuş oluyorum. Şimdi diyelim ki 21 Mart'ta cemrenin, yani baharın başlangıcıyla cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte ben bu ağaca bu makineyi çalıştırıyorum. Çalışınca ağaç bir ay gecikiyor. Mesela Mart'ta açacağına Nisan'da açmış oluyor. Kanada'da şey yapmışlar, bir toz yapmışlar, bu tozu sepiyorlar, çilekler gece açıyor, soğuktan yanmıyor. Ama bunun kilosu 12 milyon dolar. Biz bunu Malatya'ya getirdik, 100 gram getirdik, 200 milyar verdik. Gays ağacına septik, gaysi bir ay gece açtı ama çiçeği iri oldu. Daha sonradan çiçeği sirkeledi, meyve de olmadı. Ama benim bu denediğim yöntemde hem meyve iri oluyor, hem çiçekleri yanmamış oluyor, bir de ürün kaybı olmamış oluyor. Bu makine bir de sulama da yapmaktadır. Ağaca nem verdiği için ağaç su da istemiyor. Normal mekaniği nedir bu makinenin? Yani bir bahçeye bir tane makine koyuyorsunuz, sonra evet. Her tane, ağacın altına ayrı bir... Yok, bir tane koyuyoruz. Bir makine yeterli, evet. Ve sulama sistemi gibi bir şey mi? Yani her ağacın altına bir... Aynen, spring sistemi gibi de döşeniyor. Bunu çalıştırdım mı tüm ağaçlar uyumuş oluyor. Ne veriyor bu makine? 3 gaz yani. Fluoroklorokarbon gazı, bulunan atmosferde bulunan bu gazı, yani o ozonu denen bir gazdır. Ben o gazı içerideki kompresörle ayrıştırarak ağacın gövdesine verdiğim için hem atmosfer temizlenmiş oluyor, hem de o zararı ortadan kaldırmış oluyor. Piyasada buna firavun, yani fira, yani 3 gazın birleşimi denen gaz denir buna. İşte kimyasal açılımı var da onu bir tahtada yazmak lazım. Peki bu zaten mevcutsa, böyle bir gaz ve varsa, hani buradaki inovasyon nedir, yenilik nedir, onu anlamadım. Şimdi o gaz pahalı bir gaz. Ben bunu tabiattan aldığım için ucuza mal etmiş oluyorum. Yani tabiattan alma sistemi mi geliştirdiniz? Evet. Yani bu gazı tabiattan çiçeklere alıp, nakletme sistemi sizin projeniz. Aynen öyle. Ağacın gövdesine verdiğim için ağaç uyumuş oluyor, hem de maliyet düşmüş oluyor. Ağacın gövdesini soğuk tutuyorsunuz değil mi? Yani evet, işte onu uyuşturmuş oluyorum ağacı. Evet, Yusuf Bey, ağacı tahmin ettiğim kadarıyla uyutuyorsun, evet. Daha doğrusu kandırıyorsun. Onu farklı bir mevsimmiş gibi hissettiriyorsun. Evet. Mart'sa Mayıs gibi hissettiriyorsun. Bekliyor ağaç, evet. Zamanı gelince açıyor. Fakat burada Baybars Bey'e, Fuat Bey'in de sorduğu soruya tam net bir yanıt almam lazım. Hı. Şu makineden bütün ağaçların dibine mi koyuyorsun? Yoksa... Bir tane yok. Merkezi sistemle
Bahçeye bir tane kurdun mu, spring sistemi gibi döşeniyor. Çalışınca ağaçların hepsi birlikte... Hepsine dağılıyor. Sanki su verir gibi işte hortumda dediğimiz gibi klora karbon gidiyor. Buradan şunu soracağım. Yani bunu siz şimdi arkanızdaki ekranda da, arkadaki ekranda da görüyorum. Bir yerde denemişsiniz. Bu ölçümler, yaptığınız bunun işe yaradığına dair ölçümleri... kaç tane ağaç üzerinde denedin? Siz tek başınıza mısınız? Yani bu ölçümleri bir üniversiteyle veya bir bu konuda bir bilim adamıyla veya bir yerle ölçtürdünüz mü? Bu sonuçlar... Şimdi bunu ben Tarım İl Müdürlüğü'yle birlikte çalıştım. Evet. Bana çeşitli aletler verdiler. Evet. Rapor tutmamı istediler. Ben de onları yaptım. Gereken şeyleri de onlar takip ettiler. Ve olay başarıya ulaştı. Ben bunu Tarım Bakanlığı'na da götürdüm. Patent başvurusu yaptığı için patent başvurusu tamamlandı mı devletle birlikte de satacağım. Ben Malatya'da bu sene bundan 100 tane sattım. Fuarda, tarım fuarında. Aletten, kompresörden. Tarım Bakanı da gelmişti. Evet. Ondan sonra... Kaça sattınız tekini? Ne kadar o kompresör? Bu 500 liraya mal oluyor. Yani 100 tane mi sattınız bundan? Bundan 100 tane sattım. 50 bin lira ciro yaptık. Evet. Şimdi bunu ben önümüzdeki bahar takacağım. Şimdi gayısıları yanınca, milletin gayısı yanınca ayıktılar. Ben bunu fuarda da yayınlayınca dediler bu ne işe yarıyor? İşte... Çeşitli görüntülerle benim bahçemde de denendiği için götürdüm. Meyvenin olduğunu gördüler, yanmadığını gördüler. Peki yani mesela böyle bir gazı veriyorsunuz, gövdeye giriyor. O gazın meyvelere geçmesi falan böyle sıhhatle ilgili, sağlıkla ilgili bir riski var mı? Kesinlikle. Onu meyvesini aldık, ölçtürdük. Ölçtürdünüz. Onların hepsi. Onlar her kritik şeyler. Her türlü değerine baktırdık. Kesinlikle öyle bir şey karışma evet. Yok. Yani. Peki Selçuk Bey, pardon. Selçuk Bey'in bir sorusu olacak size. Ben daha çok ticari açıdan bir şey sormak istiyorum. Bir minik bir eklemeyle belki sizi de yönlendirmiş de olurum. Bu gaz zaten kullanılıyor. Sadece Yusuf Bey'in burada yapmış olduğu var olan gazı, doğal gazı doğal halde çeviriyor evet. Olması. Bu eminim ki ticari bir sır. Tamam. Ama bunun sırrı ne? Yani onu söyleyecek misiniz? Söylemeyeceksiniz. Sırrı ilim işte. İlimi Allah çalışana verir. Deneme yanılma yoluyla ben bunu elde ettim. Mesela bugün Avrupa'nın bizden ileri olmasının sebebi ilimde çalışmalarıdır. En ufak mesela dünyanın en büyük Ar-Ge çalışması Almanya'dadır. Amerika bile Almanya'dan fikir çalar. Sebebi? Çünkü orada bir öğrenci çocukken alınır, yeteneği neyse ona göre yetiştirilir. Bizim buralarda insana ilgi olmadığı için, bu tür şeylere ilgi olmadığı için size bir örnek vereceğim. Benim akrabam trenler, mazotlu tren çok yakıydı, mazot memesini daraltmış. Neyse tren yarı yarıya kar etmiş, bu 74'lü yıllarda oluyor. Bir müfettiş gelmiş Ankara'dan, demiş ki, sana kim dedi bunu yap? Niye böyle ettin? Devlet sana yap dedi mi? Demişler treni getirin. Getirmiş hemen memeyi değiştirmiş de canını kurtarmış. Yoksa işten atacaklarmış. Daha bu son 10 yıldır memleketimizde bu tür yatırımlar olmakta. Bu ciltlere ilgi gösterin. Mesela hızlı treni bir Gaysel icat etmiştir. Türkiye'de patent alamadığı için Japonlara satmıştır. 25 milyar karşılığında. Bu belgelidir yani. Bizde zaten atasözü yok mudur? İcat çıkarma diye. Peki Selçuk Bey. Benim sorum daha çok şu, bir hep hasat dönemi vardır. Yani her meyvanın, her sebzenin bir de piyasaya giriş dönemi vardır. Şimdi ben hasat dönemi yapan bir çiftlik sahibi olarak hasadımı bir ay sonra aldığımda belki daha fazla alacağım ama satma şansımı kaybetmeyecek miyim piyasaya? Şimdi hasadı bir ay sonra almıyorsunuz. Orada bir yanlış anlama var. Pardon. Şimdi çiçek bir ay gece açsa bile gece gündüz havanın iyi olmasından dolayı aynı performansı yakalıyor, aynı günde oluyor. Hasat mevsiminde bir değişme yok. Yani bir ay geç açıyor çiçek ama aynı anda meyve aynı veriyor. Anda. Çünkü niye? Gece gündüz ağaç çalışmış oluyor, o performansı yakalanmış oluyor. Peki çok enteresan. Nutkumuz da biraz tutuldu galiba. Evet. Ben sadece bu gazın gerçekten ağaçlara ve meyvelere zararı olup olmayacağından endişeliyim. Çünkü bahsettiğiniz gibi yani ozonu delen bir gazdan bahsediyoruz. Atmosferi deliyor. Evet. Dolayısıyla bunun ağaçlara enjekte edilmesi gerçekten ne kadar sağlıklı olabilir? Şimdi şöyle bir şey var. Ağaç bu gaz borunun içinde kaldığı için dışarıya sızma yapmaz. Paslanmaz, sızmaz. Boru ağacı sadece gaz, soğutmak için kullanıyoruz. Bu gaz neden soğudur ağacı? Onu söyleyeyim de. Geniş bir alandan dar bir alana geçerken gazlar yüksek bir ısı çıkar.
Bu firavun gazı denen şey de tam tersi bir tepkimeye girdiği için gaz soğuma yapıyor. Aslında ısınması lazım. Yani eksi 30 derecede kaynar, eksi 200 derecede donar bu gaz. Bu benim için çok şaşırtan bir gazdır. İnternetten bakabilirsiniz. Buzdolaplarında, klimalarda, ondan sonra çeşitli şeylerde solumakta bir zarar var mı? Yok. Yok. Kesinlikle yok. Bir de yağmur yağdırma projesinden mi bahsetmiştiniz siz? Onun sebebi de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda iklimle oynuyorlar. Nasıl oynuyorlar? Şimdi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda üçüncü bir yüksek basınç oluşturuyorlar. Mesela bu sene Türkiye'ye yaptıkları gibi. Kuzey Afrika üzerinde bir yüksek basınç oluşturdular. Aslında Sibirya üzerinde olması lazım. Hem Sibirya'da var. Pardon, hem kim oluşturuyor bunu? Buyur. Kim oluşturuyor bu yüksek basıncı? Uluslararası Uzay İstasyonu var uzayda. Hatta Rusya oraya ayna çıkarıyordu ki Kutubu Eri'de bir uzay gemisiyle evvelki sene başarılı olamadı, uzay gemisi patladı havada. Tamam, ben sorumu geri aldım, biz şeyden devam edelim. Bu başlı başına bir konu, onu tartışmamız yani lazım. Biz gene biosferde tamam. Farklı orada bitkiler yetiştiriyorlar. Teknoloji bence hiç o konulara girmeyelim. Ya yani burada çok güzel bir buluş evet. var. Evet evet. Bu konumuza güzel. Gayet hakimsiniz. İnşallah sizin biraz önce anlattığınız gibi şu anda geleceğin milyarderi ve Almanların, Amerikalıların kapısında yattığı, Kayseri'de yattığı İnşallah. bir teknoloji şirketinin sahibiyle konuşuyor İnşallah. olmayı umut ediyoruz ve sizi alkışlarla uğurluyoruz. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Bol şans diliyoruz efendim. Hoşçakalın.